Merhabalar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, gününüz güzel geçiyordur ve umarım videomla beraber gününüz daha da güzelleşir diyorum. Bugün sizlerle Plak isimli oyunda hem Zika virüs senaryosunu oynayacağım hem de sizlere bir tavsiyede, bir öneride bulunacağım. Sizlerden bir geri dönüş bekleyeceğim. Şöyle ki arkadaşlar, biliyorsunuz şu an koronavirüs salgını, koronavirüs pandemisi var. Bundan çok daha öncesinde de dünyada bir sürü pandemi olmuş. Eğer dilerseniz bu pandemileri de işte mesela hani ne pandemisiymiş, bakteri mi, virüs mü, belirtileri neymiş, hani bu şekilde senaryo olabilecek şekilde hani kendim şekillendirip oynayabilirim. Böyle bir şey isterseniz yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum diyorum ve videoma geçiyorum. Videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapıyorum. Videonun kalan kısımlarında zaten böyle bir hatırlatma yapmayacağım. Videoların devamından sonraki videolardan haberdar olmak istiyorsanız, videolarımı beğeniyorsanız, destek olmak istiyorsanız, kanala abone olursanız, videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz diyorum. Ve oyunuma geçiyorum artık. Şimdi Zika virüs senaryosunu oynayacağız arkadaşlar. Bu senaryo için işte ekstra bu senaryo paketini satın almak gerekiyor. Her gün bir senaryo oynayabiliyorsunuz. Burada gayet güzel senaryolar var. Ben size bir gün yine buradaki senaryoları da gösteririm. Buradan oynamamı istediğiniz senaryolar olursa bunları da yükleriz. Öncelikle bugün video birazcık geciktiği için kusuruma bakmayın. Bir takım işlerim nedeniyle hani geç de olsa sizin için video çekip kanala atmak istiyorum şu an. Zor seviyesinde oynayacağım. Virüsümüzün adını değiştirmiyorum. Zika olsun. Zika virüs genellikle yani Afrika bölgesinde karşılaşılan bir virüs. Yani virüsün özelliğiyle ilgili çok da detay bilgi vermeyi düşünmüyorum. Direkt oyunuma geçiyorum. Zaten hastalığımı direkt gördüğünüz gibi Doğu Afrika'dan başlattı. Şöyle sizlerin değerli vaktini de çalmamak adına oyunumu iki kat hızlandırıyorum hemen. Plak isimli oyunu bitirmiştim ama arada böyle çerez tadında zaman zaman plak oyunu da atmayı düşünüyorum. Şöyle bir hemen salgın özelliklerine bakalım. Yayılma kısmında neler var, belirtiler kısmında neler var, yetenekler kısmında neler var. Açıkçası bir takım yabancı olduğumuz özellikler var. Şöyle bir kısaca bakalım. Bulaş yolu, böcek ile bulaş yolu olan bir hastalık. Büyük ihtimalle bunu geliştirdikçe bana yeni yeni yolaklar verecektir. Burada eklem ağrısı, konjüktivit, isilik, kas ağrısı, ateş ve baş ağrısı belirtileri otomatikman açık bir şekilde geliyor. Yetenekler kısmında da biz bunları kendimiz geliştireceğiz. Şöyle bir bakalım. Hesabını açtığımız zaman yeni bir semptom paketi ortaya çıkıyormuş. Soğuk, daha doğrusu soğuk algınlığı semptomları daha bir spesifik olacak diyor hastalığımız. Umarım doğru çevirmişimdir. Mesela bunu açtığımız zaman gastrointestinal semptomlar ortaya çıkacak. Bunu açtığımız zaman da hematolojik semptomlar ortaya çıkacak. Burada mesela demiş ki burada da bu bizim herhalde bonuslarımızla ilgili bir şey. Neyse, birazdan bunların hepsine tek tek bakarız. Hemen hızlıca oyunuma bakıyorum. İlk etapta yayılma kasmak istiyorum. Ne diyor? Yani benim hastalığımla ilgili bir şey mi diye baktım da benim hastalığımla ilgili bir şey değilmiş. Yani terörist atakları oluyor. Acaba benim hastalığımla mı ilgili diye bakıyorum. Yeni küçük bir hastalık Yeni Zelanda üzerinde tespit edildi diyor. Yeni Zelanda üzerinde tespit edildi derken şu an birazcık afalladım arkadaşlar. Yani Yeni Zelanda'da yani Yeni Zelanda'ya hastalığın bulaşmamıştı ama demek ki değişik bir şeyler var. Birazdan çözeriz. Şimdi öncelikle hızlıca yayılma kısmını ilerletiyorum ben. Çünkü hastalığın virüs hastalığı olduğu için birazdan yetenekleri açtığım zaman otomatikmen bu evrimlerle hastalığım ölümcül bir seviyeye ulaşacaktır. Sıcak direncini ve soğuk direncini arttırmam lazım.
Bunların hepsini tek tek buraları geliştirerek açacağız diye düşünüyorum. Mesela burada iklimlerle alakalı yeni özellikleri açmak şeklinde bir seçenek var. Gördüğünüz gibi bunu açınca ısı direnci ve soğuk direnci ortaya çıktı. Senaryoyu kim hazırlamış ama senaryo zaten yüksek puan almıştı. Güzel bir senaryo hazırlamış bence. Benim özellikle hastalığın soğuk direncini 2 seviyeye ve ilaç direncini 2 seviyeye arttırmam lazım arkadaşlar. Hemen şuradan soğuk direncini 1 seviye geliştirebilirim. Burada yetenekler kısmında yeni bulaş yollarını açmak için büyük ihtimalle bu özelliklerden bir tanesini açmak gerekiyor. Mesela bu ölümcül semptomları açmak için. Bu mesela bize yeni bulaş yolları açacak diye umut ederekten açtım ama bir bakalım. Şimdilik açmadı. Mesela bunu açtığım zaman virüsümüz doktorlardan saklanma yeteneği geliştiriyormuş. Burada benim bir sonraki açacağım özellik bu özellik olacak arkadaşlar. Senaryoyu ilk defa oynadığım için bu yeni olan genlere yabancıyım açıkçası. Ben hani bir virüs hastalığı olunca bu kadar yabancı yeni bir gen olacağını düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi zaten bunu açınca yeni bulaş yolları ortaya çıktı. Birazdan puanlarımız biriktikçe bu bulaş yollarını da inceleriz. Şu an salgınımın bulaşma seviyesi çok düşük çünkü. Şöyle bir açılan yeni bulaş yollarına bir bakalım. Mesela bu yayılma özelliğini ilk defa görüyorum arkadaşlar. Bakteri, virüs diyor ki bakteri içinde yaşar diyor. İşte kendini yani enfektifliğini arttırır diyor. O şekilde tekrardan ortama salınır diyor. Bunu yapan virüsler var. Zika virüsü de bunlardan birisi. Ama ben oyunu yapanın bunu kullanacağını beklemiyordum açıkçası. Bambu özelliği beğendim. Bunu hemen geliştiriyorum. Zaten buradan en sevdiğim diğer iki özellik de açıldı şu an. Peru'da aşı kampanyası başlamış. Filipinler'de de aşı kampanyası başlamış. Acaba bu aşıyla beraber bizim hastalar iyileşiyor mu? Şimdi hemen şuradan soğuk direncini ve ilaç direncini yükseltmem gerekiyor. İlaç direncini 2 seviye çıkartmam gerekiyor. Bilmediğim bir senaryoyu zorda açtım ama umarım kazanırım. Çünkü bu ses kaydının boşa gitmesini istemiyorum. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlara gerçekten selamlar olsun. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten sizin verdiğiniz destekler benim için muazzam güzel oluyor. Burada hemen yetenekler kısmından ilaç direncini de 2 seviye yükseltiyorum. Isı direncini de bir seviye yükselttikten sonra artık yayılma kısmını açabilirim. Güzel. Hastalığımız İzlanda'ya da bulaştı. Buradan umut ediyorum ki Grönland'a da gider diye. Şöyle bir hastalığın bulaşmadığı ülkelere bakalım. Çok fazla bir ülke kalmamış. Şöyle ısı direncinde bir seviye yükseltiyorum. Zaten ısı direncini yükseltir yükseltmez Afrika'nın durumunu görüyorsunuz. Hemen hızlıca kızarmaya başladı. Yayılma kısmında su ile bulaşı 2 seviye, hava ile bulaşı 1 seviye yükseltiyorum. Burada yeni bir bulaş yolu açıldı.
Diyor ki virüs diyor ilaçların içinde gizlenir diyor. Onların içinde yaşar diyor. Bu sayede diyor özellikle sağlıklı ülkelerde daha enfektif bir hale gelir diyor. Güzel özellikler varmış yani bunu bu senaryoyu yapan arkadaşı gerçekten tebrik etmek lazım. Gerçekten bu senaryonun üzerine düşünmüş. Bu arada sizlerle beraber bir senaryo da yapabiliriz arkadaşlar. Bu oyunu zaten artık neredeyse bayağı bir hakimiz. Kendi senaryonuzu da yapabiliyorsunuz bu oyunda bildiğiniz gibi. Dilerseniz kendi senaryomuzu kendimiz de oluşturabiliriz. Sizden gelecek tavsiyelere bu noktada açığım. Grönland'da da hastalık bulaştı ve bu şekilde artık hastalığın olmadığı bir ülkemiz kalmadı şu an. Bizim biraz daha ölümcül olan genleri artık açmamız gerekiyor. Yayılma noktasında bence bulaşma seviyesi iyi. Bizim artık ölümcüllük seviyesini arttırmamız lazım. Yeni Zelanda tedavi çalışmalarını başlattı diyor. Başlatsın. Birazdan zaten kendisi de kıpkırmızı olacak. Tabii ki yine en sona kalan ülkemiz Grönland olacak gibi duruyor. Şurada Kore birazcık yeşil. Yeni Zelanda tamamen kızardı. Bir bakalım. Grönland arkadaşlar. Grönland'ı takip edeceğiz. Sonrasında artık hastalığımızın yeni özelliklerini açacağız. Burada artık Grönland'da tamamen hastalandıktan sonra dünyada hiç sağlıklı insan kalmadı. Artık bizim ölümcül genleri aktif etmemiz lazım. Letal demek öldürücü demek arkadaşlar. Letal semptom işte ve yüksek mutasyon geçirme şansının olduğu genleri bunu açarak belirtiler kısmından açabiliyoruz. Şimdi ben bunu açıyorum. Açtıktan sonra belirtiler kısmından hepatitle ilgili bir gen açılıyor. Beni çok tatmin etmedi açıkçası. Burada hemen şöyle bir benim en çok kullandığım ölümcüllük yolu olan solunumla ilgili genleri açıyorum. Şöyle bir bakalım hangi genler açıldı. Görüyorsunuz burada öksürük, rinore ya bunlar. Ben burada öksürüğü açınca aşağıya doğru organ yetmezliği açılır diye düşündüm de açılmadı. O zaman hepatitten gideceğiz arkadaşlar. Bu arada tedavinin yavaşlaması için ben şu virüsün gizlenme özelliğini açıyorum. Burada da diyor ki burada demiş ki hastalığın demiş ciddiliğini düşürüyor demiş. Neyse bir bakalım. Bir DNA puanlarımız biriksin. Birikince ben bu belirtiler kısmına tekrardan bir yöneleceğim. Hatta şunları da açalım. Ama şu an hastalığımın ölümcüllüğü çok az yani. Benim buna bir çözüm bulmam lazım. Şöyle yetenekler kısmından. Şöyle hematolojik hastalıklar kısmını açsam acaba hangi genler ortaya çıkacak diye bakıyorum. Böbrek yetmezliği açıldı. Bu belki biraz daha ölümcüllüğü arttırabilir diye düşünüyorum. Yani gerçekten bu kadar gevezelik yaptıktan sonra oyunu kaybetmek istemiyorum. Bu arada tabii virüsümüz bir yandan kendi kendine mutasyonları geliştirmeye başladı. Az evvel ilk mutasyon mesela kendi kendine gelişti. Şöyle bir bakalım belirtiler kısmına. Aynen arkadaşlar. Yani şu an artık ölümcül genlerimiz açılmaya başladı. Hastalık birazdan hatır sayılır bir seviyede ölümcüllük kazanacak. Ya bu genlerin açılmamasından korktum ben çünkü nasıl açacağımı bilmiyordum. Mesela gastrit belirtisi mutasyona uğradı. Şu an hastalığım son derece ölümcül. Gayet ölümcül. Hatta şuradan ben gastrointestinal sistem belirtilerini de açıyorum. Şurada zaten yeni belirtiler falan da ortaya çıktı. Artık bunlar kendi kendine mutasyona uğrayacaktır diye düşünüyorum. Ben bunlara tek tek DNA puanı harcamayacağım.
Finlandiya anarşi içinde. Şu an hastalığın çok ciddi anlamda ölümcül olduğu için herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Ama ben yine de daha fazla puan alabilmek için burada tedavi hızını azaltmaya çalışabilirim. Şöyle yapabiliriz. Bir an kazanamayacağım diye korkuttu. Çünkü ölümcül genlerin ben açılıp açılmadığından emin olamadım. Ama burada bu işte dehidrasyon geni açılınca çok ciddi anlamda bir ölümcüllük kazandı. Bu arada arkadaşlar şöyle ishal olduğunuz zaman bu dehidrasyon demek vücudun susuz kalması demek. İshaldeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi çok su kaybetmektir. Aklınızda bulunsun, su içmek çok önemli. Buradan da bu bilgiyi vermiş olayım. Niye böyle bir bilgi verdim bilmiyorum ama aklıma gelmişken söyleyeyim işte meslek deformasyon diyelim. Bu şekilde bugünlük böyle araya bir tane plak videosu serpiştirmiş olalım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım senaryoyu beğenmişsinizdir. Açıkçası senaryoda güzel yenilikçi genler falan vardı. Bu benim hoşuma gitti. Zika insanlığın kökünü kurutacak diyor. Zika hastalığı ile ilgili çok bilgi vermedim. Yani bilgi isterseniz bunun için ayrı bir video falan çekebilirim böyle hastalıklarla ilgili. Bu şekilde oyunu kazanmış olduk. Şöyle bir bakalım. Bu 3 tane veba şeklindeki puan almışız ama bu en yüksek puan değil. Bunu daha da zorlayıp daha da yüksek puanlar alabilirdik. Ben senaryoyu beğendim. Burada hemen bir tebriğimizi atalım. Size bu arada bu diğer senaryoları gösterebilirsem göstermeye çalışayım. Şu şekilde. Mesela ikinci bir senaryo eklemem için para istiyor. Şurada. Ha mesela buradan ben size senaryoları göstereyim. Eğer siz oynamamı istediğiniz senaryo olursa yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. Mesela bu şekilde senaryolar var. İşte mesela fare vebası, nükleer savaş, X-Nanovirüs, Dungeon & Dragon. Yani güzel senaryolar var. Bunları deneyebiliriz. Buradan görmek istedikleriniz varsa yorumlarda belirtin. Oynayalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.